Değerli izleyiciler, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bu programda sizlere kainatın bir okul olduğundan bahsedeceğim. Değerli izleyiciler, insan yaratılınca Cenab-ı Allah ona beyanı öğretti. Kainatı anlayacak, okuyacak, yorumlayacak, idrak edecek, oradan Halık'ına yol bulacak bir akıl ihsan etti, ona bir konuşma kabiliyeti verdi. Ve bunun yanında tabii neyi anlayacak insanoğlu? Kainatı anlayacak. Her bir varlıktan, her bir olaydan, her bir hareketten, her bir fiilden bir ders alması gerekiyor. Bu manada diyebiliriz ki kainat bir okul, her bir varlık bir öğretmen, insan öğrencidir. Kainat bir okul, her bir varlık bir öğretmen, insan ise bir öğrencidir. Bunu da nereden anlıyoruz? Bunu da yine Kur'an-ı Kerim'den anlıyoruz. İlk insan Hazreti Adem Aleyhisselam idi ve onun çocukları oldu. Habil ve Kabil, her ne kadar Kur'an-ı Kerim'de isimleri geçmiyorsa da yine iki erkek çocuğun birisinin diğerini öldürdüğünden bahsediliyor. Kitab-ı Mukaddes'te onlardan birinin adının Habil, diğerinde Kabil olduğu yazılıyor. Dolayısıyla biz de bunların isimlerinin Habil ve Kabil olduğunu kabul ediyoruz. Onlarla ilgili bir olay geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Cenab-ı Allah bu olaydan şöyle söz ediyor. Nihayet nefsi onu, yani Kabil'i, kardeşini, yani Habil'i öldürmeye itti ve onu öldürdü. Kabil, Habil'i öldürdü. Bu yüzden de kaybedenlerden oldu. Bu yüzden Kabil kaybedenlerden oldu. Derken Allah, kardeşinin cesedini nasıl gömeceğini ona göstermek için, yani Kabil'e göstermek için yeri eşeleyen bir karga gönderdi. Kabil, yazıklar olsun bana, şu karga kadar da mı olamadım ki kardeşimin cesedini gömeyim dedi ve ettiğine yananlardan oldu. Maide suresi 30-31. Ayet-i kerimelerde olay bu şekilde geçiyor. Tabii bu olayın öncesi şudur. Her peygamberin şeriatı biraz farklıydı. O zamanın şartlarına uygun olarak geliyordu. İslam ahir zaman dinidir ve bütün insanlara mahsus olarak gelmiş olan bir dindir. Ama İslam'dan önceki bütün dinler bir nevi yerel idi, mahalli idi. Belli yerde yaşayan insanlara gelmişti. Daha ziyade yerle ilgili idi peygamberlerin, peygamber olarak gelişleri. O yerde insanların ırklarıyla ilgili değildi pek. Yani bir yerde işte değişik ırklardan insan bulunmuş olsa, oraya gönderilen peygamber, orada yaşayan bütün insanların peygamberi idi. Ama mesela bir şehre gönderilen peygamber, başka bir şehrin peygamberi değil idi. Cenab-ı Allah Peygamber Efendimiz'den önce pek çok peygamberler göndermiş. Ve Hazreti İsa ile Peygamber Efendimiz arasında da pek bir peygamber göndermemiş. Ta ki netice itibariyle insanlara alem şumul bir peygamber gönderilsin, cihan şumul bir peygamber gönderilsin, evrensel bir peygamber gönderilsin, bütün insanlara ait olan bir peygamber gönderilsin diye. Netice itibariyle İslam dini cihan şumul, evrensel bir din. Ama İslam'dan önceki dinler genellikle belli kabilelere gönderilmiş olan dinlerden ibaret idi. Belli yerlere, belli memleketlere gönderilmiş dinlerden ibaret idi. Ve her dinin de o anlamda kendine mahsus bir takım özellikleri bulunuyordu. Özellikle hukuki konularda, ameli meselelerde. Ve ilk insan Hazreti Adem olduğu için elbette evlilikle ilgili şeriatlerde farklı hükümlerin olması tabiiydi. Rivayetlere göre o zaman Havva validemiz her seferinde biri erkek, biri kız olmak üzere iki çocuk doğuruyordu. Ve Adem Aleyhisselam'ın şeriatine göre
hakiki kardeşler aynı batından doğan, birlikte doğan kardeşleriydi. Onların Adem Aleyhisselam'ın şeriatine göre evlenmeleri haram idi. Birbirleriyle kimler evlenebilirlerdi? Ayrı ayrı batınlarda doğan çocuklar evlenebilirlerdi. Aynı zamanda doğan çocuklar değil, ayrı zamanlarda doğan çocuklar evlenebilirlerdi. Bu hükme göre Kabil'in Habil'le birlikte doğan kız ile evlenmesi gerekiyordu. Habil'in de Kabil'le birlikte doğan çocukla, kız çocuğuyla evlenmesi gerekiyordu. Ama Kabil'le birlikte doğan kız güzeldi, Habil'le doğan kız güzel değildi. Dolayısıyla bu iş Kabil'in pek hoşuna gitmedi. Ve dolayısıyla kendisiyle birlikte doğan kızla evlenmek istedi. Adem Aleyhisselam da bunun caiz olmadığını söyledi. Pek ona itaat etmek istemediler. Netice itibariyle Cenab-ı Allah her ikisinin de kurban vermesini onlara emretti. Her ikisi de kurbanlarını takdim ettiler. Habil cömert idi, Kabil cimriydi. Habil iyi bir kurban takdim etti ama Kabil iyi bir kurban takdim etmedi. O zamanın adetine göre Cenab-ı Allah kimin kurbanını kabul ediyorsa onun kurbanı üzerine ateş gönderir, onu yakardı. Ve Cenab-ı Allah o zaman rivayetlere göre Habil'in kurbanı üzerine ateş gönderdi ve Habil'in kurbanını yaktı. Dolayısıyla Habil'in kurbanını kabul ettiğini Cenab-ı Allah böylece bildirmiş oldu. Ve netice itibariyle Kabil'in haksız olduğu ortaya çıktı. Ama bununla beraber Kabil nefsine mahkum oldu. Kardeşi Habil'i öldürmek istedi. Habil kardeşine karşı koymadı. Onu öldürmek istese de ona el kaldırmadı ve Kabil Habil'i öldürdü. Böyle bir netice hasıl oldu. Ayet-i Kerime'de işte bundan sonrasını anlatıyor. Nihayet nefsi onu, yani Kabil'i, kardeşi Habil'i öldürmeye itti ve onu öldürdü. Bu yüzden de kaybedenlerden oldu. Derken Allah kardeşinin cesedini nasıl gömeceğini ona, yani Kabil'e göstermek için yeri eşeleyen bir karga gönderdi. O, yani Kabil, dedi ki yazıklar olsun bana, şu karga kadar da olamadım mı ki kardeşimin cesedini gömeyim dedi ve ettiğine yananlardan, pişman olanlardan oldu. Ama tabii bazen son pişmanlık fayda vermiyor. Şimdi bu ayet-i kerimede açıkça karga Kabil'e kardeşinin cesedini nasıl gömeceği hususunda öğretmenlik yapmıştır. Ve bu cüz'i olayı genelleştirdiğimiz zaman her bir olaydan, her bir eşyadan, her bir nesneden, her bir şeyden mutlaka çıkaracağımız bir takım dersler vardır. Ve Cenab-ı Allah hasreten bitkiler, hayvanlar gibi bir takım varlıkları bazı konularda insanların hiçbir şekilde yapamayacağı bazı özelliklerle donatmıştır. Her bir varlık insan için bir öğretmendir. İnsanın en çok muhtaç olduğu yiyeceklerden birisi süttür. İşte hayvanlar o yeşil otları otluyorlar. Bu yeşil otlardan ya da yedikleri şeylerden o son derece gıdalı sütü imal ediyorlar. Ama insanlar toplansa, efendim işte dünyanın en büyük ovası büyüklüğünde fabrikalar kursalar, yine de otlardan, yiyeceklerden, hayvanın yediği şeylerden bu sütü imal etme imkanına sahip değiller. İşte bal arısı küçücük bir kuşçuktur bir nevi. Çiçekten çiçeğe konar, oradan çeşitli şeyleri alır, ne alacağını da bilir. Zehirli bir takım çiçeklerde dolaşmaz, zehirli tohumları almaz. Gerek kendisine gerek insanlara son derece faydalı, şifalı olan çiçeklere konar. O oradan alması gerekeni alır ve en güzel balı bizlere takdim eder. Gerek yapı itibariyle, gerek imal ettikleri şeyler itibariyle her bir varlık son derece harika bir varlıktır. Hatta o anlamda İmam Şafii Hazretleri "Leyse fil imkâni ebdeu mekân" demiştir. Yani varlık dairesinde olandan daha güzeli yoktur.
varlık dairesinde olandan daha güzeli yoktur. Biz hangi hayvana, hangi bitkiye, hangi eşyaya müdahale edecek olursak onu daha iyiye götürmek yerine onu mutlaka çirkinleştirmiş oluruz. Evet, bazen belki bir kuşun ayağını uzun, pençesini çirkin görebiliriz ama fakat o hayvan için en uygun ayak öyle uzun bir ayak ya da öyle bir pençedir. Eğer pençe yerine ona gayet nazik bir ayak takmaya kalkışırsak o zaman o hayvanın ölümüne sebebiyet vermiş oluruz. Her hayvan için en güzel şekil, en uygun vaziyet Cenab-ı Allah'ın yarattığı durumdur. Orada beğenmediğimiz bir takım şeyler varsa onun yerine ondan daha güzelini koymamız asla ve asla mümkün değildir. Dolayısıyla her bir varlık gerek yapısıyla gerek mamulatıyla en mükemmel bir şekilde bulunuyor ve dolayısıyla onların her birinden bir örnek almak durumundayız. Bugün dünyada yapılan keşiflerin büyük bir ekseriyeti hayvanlar ve bitkiler örnek alınmak suretiyle yapılmıştır ve hala onları örnek almak durumundayız. Çünkü son derece ince bir takım ölçülerle her şey yapılmıştır. Mesela işte insanlar uçmak istiyorlar. Neyi örnek almışlardır? Kuşları örnek almışlardır. İlk uçma denemeleri insanların kanat takması şeklinde olmuştur. Ki bugünkü uçaklarımız da öyledir. Yani bütün uçaklarımız kanatlıdır. Ama eğer böyle yukarıya çıkıp yere inilmeyecek ya da efendim böyle küt diye inilecekse o zaman arkadan onları hızlı bir şekilde itiren başka mekanizmalar da insanlar geliştirmişler. İşte füzeler o şekilde bir takım icatlardır. Bütün bunlar da yapılırken insanlar bir takım hayvanlardan, bir takım kimyevi oluşumlardan ibret almışlardır. Her zaman eğer insanlar bir şey yapmak istiyorlarsa o konuda insanların önünde canlı, cansız, hayvan, bitki bir takım örnekler varsa o örnekleri mutlaka ve mutlaka dikkate almak durumundadırlar. Gerçekten Cenab-ı Allah'ın yaratmış olduğu her şey bir harikadır. Mesela insanlar şu anda bina yapacakları zaman önce dört tarafına direk dikerler. Ya da efendim dört tane duvar yaparlar. Hani ana sistem için bunu söylüyorum. Onun üzerine binalarını inşa ederler. Fakat Cenab-ı Allah'ın binasına bakınız. Çoğu defa ya direksizdir ya da bir direği vardır. Mesela her bir ağaç koca bir yapıdır. Ama nasıl bir yapıdır? Tek direği olan bir yapıdır. Tek direği olan bir yapıdır. Koca bir ağaç tek bir direk üzerinde yükseliyor. Ama insanlar nasıl yapıyorlar? İnsanlar dört tarafa, dört köşeye birer direk dikiyorlar. Ondan sonra onun üzerine bir tablo atıyorlar. Sonra onun üzerine yükseliyorlar. Ama Cenab-ı Allah tek bir direk üzerinde yükseltiyor çok şeyleri. Onun binası biraz farklı, biraz değişik. Yani insanlar ağaçların bu vaziyetinden de ders alıp farklı bir takım yapılar geliştirebilirler. Bunun da mümkün olduğunu ifade ediyoruz. Yine bir takım eşyanın dayanıklılık testleri genellikle hayvanların mesela kanatları, omurgaları, onların imal ettiği bazı mamullerden geçiyor. Onların çok iyi incelenmesi ve iyi anlaşılması gerekiyor. Yani bir sinek kanadı işte çok incecik bir tarafından baktığınız zaman diğer tarafı göreceğiniz kadar şeffaf bir kanattır. Ama o kanadına göre daha ağır olan o bedenini çok rahat taşıyor. Böyle dikine yukarı çıkmak, dikine aşağıya inmek, istediği zaman istediği şekilde geriye dönmek gibi hareketleri de bu sinekler rahatlıkla yapabiliyorlar. İnsanlar henüz sinek kıvraklığında herhangi bir alet yapabilmiş değiller. Ama Cenab-ı Allah'ın yarattıklarını, mahlukatını incelemek suretiyle onlara yakın bir takım icatlar yapabilirler. Çünkü her bir varlık bizim için bir öğretmendir, kainat koca bir okuldur ve bizler de bir öğrenci konumundayız. Bu dünya esbab dünyasıdır. Her şey sebepler tahtında oluyor, her şey sebepler tahtında cereyan ediyor. Dolayısıyla biz de bu dünyada eğer kendimizi rahatlatacak, bir nevi hayatımızı güzelleştirecek bir takım şeyler yapmak istiyorsak, Cenab-ı Allah'ın o konuda güzel olarak bildiğimiz varlıklarını mutlaka incelememiz gerekiyor. Çünkü güzellik
Cenab-ı Allah'ın kanunlarında, Cenab-ı Allah'ın esbabında gizlidir. Yeter ki onları iyi keşfedelim, iyi anlayalım, iyi idrak edelim ve kendimiz içinde iyi tatbik edelim. Ama iyi bilelim ki, Cenab-ı Allah'ın sanatı, evet, ona göredir. Bizim sanatımız biraz daha kaba sabadır. Ama daha kaba saba da olsa yine Cenab-ı Allah'ın yaratmış olduğu bir takım varlıkları bazı kanunlarını keşfetmek suretiyle onlara yakın bir şekilde bir form, bir şekil vermemiz mümkün olabilmektedir. Evet, Cenab-ı Allah bir nevi ikra bismi rabbikellezi halak derken bu ayet-i kerimenin tahtında sadece mahlukattan Halık'ı anlamak anlamında değil, mahlukun kendisini de bundan nasıl istifade edeceğiz? Cenab-ı Allah bu varlığı bizim hizmetimize ne şekilde sokmuş, bizim emrimize nasıl vermiş ve işte bir ağaçtan söz gelimi sadece yemek için değil, başka yollarla da ne şekilde istifade edebiliriz? Onların da yollarını aramamız gerekiyor. Onların da kanunlarını ve sebeplerini aramamız gerekiyor. Bu kanunları ne kadar bulabilirsek ve ne kadar inceltebilir, gerçeğine yakın hale getirebilirsek, o zaman her bir varlıktan ona göre ders almış olacağız. Evet, bu dersleri çıkarırken esasen sadece teknolojiyi geliştirmek, icat etmek ve bizim rahatımızı sağlamak için değil, ama aynı zamanda bu öğretmenleri bize gönderen, bu öğretmenleri bizim için yaratan Cenab-ı Allah'ı da o varlığın arkasında görmemiz ve ona da şükretmemiz gerekiyor. Varlıktan, yaratılandan, var edene ve Halika bir yol bulmamız gerekiyor. Evet, Habil ile Kabil meselesini anlatan ayet bize gösteriyor ki, kainat kocaman bir okul, her bir varlık ince bir öğretmen ve her insan bir öğrencidir. İnsanın öğrenciliğini bilmesi, varlıktan alacağı çok derslerin olduğunu anlaması ve kainatı koskoca bir okul gibi algılaması lazım. Evet, insanın en önemli özelliği taallümle tekellümdür. İlim öğrenmek suretiyle olgunlaşmadır ve kainatı bir okul olarak kabul etmesi, her bir varlığı bir öğretmen gibi görmesi, tekemmülün, kemale ermenin, olgunlaşmanın yollarından birisidir. Başka bir programda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.